yaştan sonra ancak ayakkabı kullanmayı gündeme almak lazım. Yürümeye henüz başlamamış çocukların öncesinde ayakkabı almamız doğru değil. Bu hem ayağın çıplak bir şekilde yere basmasını ve ayak kaslarını güçlenmesini sağladığı için hem de çocukların yürümeye, koşmaya adapte olması için bir süre çıplak ayak yürütmeliyiz. Bu 6-8 haftayı geçtikten sonra ev içi ayakkabılar kullanılabilir. Dolayısıyla ilk adım ayakkabısı aslında ilk adımları sırasında değil, sonrasında kullanılması gereken ayakkabılar. Yani çocuklar şimdi yürümeye başladılar. 5-6 hafta çıplak ayakla mı dolaşmalılar? Mümkünse, yani ev içerisinde batacak bir şey yoksa ayağına, ev eğer soğuk değilse bu şekilde çorapla da olsa çıplak ayak yürümelerini tercih ediyoruz. Sonrasında ayakkabı kullanımını öneriyoruz. Bu ayakkabılar yumuşak ayakkabılar olmalıdır. Çok sert tabanlı, ağır ayakkabılar olmamalıdır. Çocuğun yürümesini güçleştirmemesi gerekiyor. Aynı zamanda da büyük olmaması gerekiyor. Hani halkımız şöyle der ya, büyük alalım seneye de gitsin. Bu tamamen yanlış bir şey. Çocuğun mevcut durumunu da kötüleştiren, ayak sağlığını bozan bir uygulama. Ayağına uyumlu, sert olmayan, ikiye katlanabilen, yumuşak, gözenekli, bağcıklı olabilir, cırtçıklı olabilir uygun bir ayakkabı almamız en doğrusu olacaktır. Bizim bu kendi düşüncelerimiz, yani seneye de giysin düşüncemiz çocuğun ayak sağlığında ne gibi olumsuzluklara yol açıyor? Büyük ayakkabı alındığında bir kere yürümesi güçleşecektir bu çocukların. Ayak normal yapısından biraz daha uzun ayakkabı onun adım atmasını daha güç hale getirecektir. Enerji sarfiyatını artıracaktır. Ağır tabanlı olursa bu da yine ayağının yerde takılmasını, ayağını yerden kaldırmasını güçleştirecektir. Ayak kaslarını ve ayak yapısını gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. Şimdi çocuğumuz yürümeye başladı. 5-6 hafta evde ayakkabısız dolaştırdık. Artık geçti, 1,5 yaşına geldi. Dışarıya çıkacak. Uygun ayakkabıyı nasıl seçmemiz gerekiyor? Evet, bu aşamada deminki bahsettiğim özellikle ayakkabılar olmalı. Yaş biraz daha ilerledikçe, çocuklar daha yürümeye ve koşmaya başladıkça spor ayakkabısı tarzı ayakkabılara meylediyoruz. Bu spor ayakkabısı tarzı ayakkabıların özelliği yine yumuşak olması, ayak tabanını destekliyor olması ve ayağı sarıyor olması, ayağın gelecek olası darbelerden koruyor olması en önemli özellikleri. Şimdi Miraç bebeğimiz var, o da 1,5 yaşında. Onun ayakkabısı uygun mu? Evet, bu şu anda aslında bahsettiğimiz özelliklere uygun bir ayakkabı olarak görülmekte. Çok sert tabanlı değil. Onun yürümesini güçleştirmiyor. Böyle halı zeminlerde ya da kaygan zeminlerde rahat bir şekilde adım atmasını sağlıyor. Gözenekli ve bağcıklı bir ayakkabı, cırcırlı bir ayakkabı olması sebebiyle ve uygun ayakkabı olarak değerlendirebiliriz. Birlikte bakalım mı? Seneye de giysin, biraz büyük olsun, yapmışlar mı? Ucunda boşluk var mı? Nasıl bakıyoruz? Bu ayağı tamamen yerleştirdikten sonra ayağın arkasında hafif bir boşluk olması yeterli. Yani bir parmağınızdan daha fazla bir boşluk varsa bu uygun ayakkabı olmuyor. Yani çok fazla büyük bir ayakkabı olmuş oluyor. Ya da topuğu yerleştirdiğinizde arkaya doğru parmak ucunda hafif bir boşluk varsa bu da yine yeterli. Ayakkabıları gün içerisinde çocukları yürütmeye başladıktan sonra giydirmemiz lazım. Çünkü yürüdükçe, üzerine bastıkça ayak biraz daha şişer, numarası biraz daha büyüyebilir. Gün içerisinde bir saatte bu ayakkabıyı giydirdikten sonra ayağını zaten rahat bir şekilde adım attığında gördükten sonra gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bir de çocukların beğenisine de hitap edebilmeli. Yani illa çocuğa ayakkabı alırız deyince despot bir şekilde onların istemediği renkte ve büyüklükte, ağırlıkta bir ayakkabı almamak, hatta tam tersine biraz da onların beğenisine birazcık seçenek sunmak lazım. Onlar da birer birey, bunu unutmamak lazım. Daha çok küçük bireyler ama. Olsun da geleceğimizi oluşturacak nesillerimiz onlar. Onların beğenisine de dikkat ediyoruz o zaman. Evet. Çok teşekkürler hocam paylaştığınız.